Vakalarımız artış nasıl olacak? Sizler de aman maskesiz otururken bak belli mesafede dikkat edin. Ama istirham ediyoruz maskenizi muhakkak. O mutlaka var. Yani bu en tek koruyucu elimizde bu. Evet. Bir aşı var, bir maskemiz var. Aynen. Ne yaptınız aşılarınızı falan? Aşı, son aşımız kaldı, onu da yapacağız inşallah. Hadi inşallah bakalım. İnşallah. Önce turuncu, sonra inşallah kırmızı. Abi. Kırmızı çok güzel görünüyor. Var. Yok yok olmaz. Hadi kolay gelsin. Maskeni de takıyorsun. Aman dikkat edelim. Bu illet sıkıntı yani. Değil mi arkadaşlar? Yani gelen müşterimizin muhakkak ikaz ederek maske ve mesafe. Değerli arkadaşlar, bugün yine İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilimizin farklı noktalarında tüm ilçeleriyle birlikte tematik denetimlerimize devam ediyoruz. Dinamik tematik denetimlerimiz var biliyorsunuz aynı zamanda. İşte siz de gördüğünüz gibi vatandaşımızın özellikle maske noktasında duyarlılığını iyi düzeyde olduğunu görüyoruz. Ama tabii bu yetmiyor. Özellikle açık alanlarda bu noktada çok fazla sıkıntımız yok ama kapalı alanlar noktasında maalesef bizim de kontrolde zorlandığımız, takipte zorlandığımız aile içi buluşmalar, kapalı alanlarda, evlerde bu noktada sizler aracılığıyla da tekrar uyarılarımızı yapalım. Bu noktada bizim dikkatli olmamız lazım. Özellikle son dönemde biliyorsunuz son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu ama son 3 gündür tekrar bizi tedirginliğe sokacak az da olsa yükselişe doğru tırmanma söz konusu. Hemen biz bunun önüne geçmemiz lazım. Yani bizim tekrar rehavete kapılıp bu kurallara uyma noktasında rehavete kapılmamamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Biz de bugün tüm ekiplerimizle, 3200 personelle sahadayız. Vatandaşlarımıza işte hem bir taraftan uyarılarımızı yaparken, bir taraflarında esnafımızla dertleşmeye çalışıyoruz. İnşallah 3 haftadır devam eden vakalarımızda az da olsa bu azalışın devamını temenni ediyoruz. Ama hep birlikte biz bunu başaracağız. Yani sadece bizim denetim ekipleriyle yapacağımız çalışmalarla değil, herkesin bu konuda duyarlı olup yardımcı olması lazım. İnşallah başaracağımıza inanıyorum. 14 evet. günlük aslında yeni bir döneme girdik. Renk kırmızı olarak Trabzon devam Doğru. ediyor. Doğru. 14 gün sonunda nasıl bir tablo görüyorsunuz siz? Hem önümüzdeki tablo açıklanacak yeniden. 14 günde bir açıklanıyor diye. Evet, yani işte 3 haftadır biliyorsunuz Sağlık Bakanımız da açıkladı. Biz ilk vakalar açıklandığında ilk 5 içerisinde hatta birinci sıralardaydık. Ama 3 haftadır 15 Şubat'tan geldiğimiz 15 Mart itibarıyla hatırlarsanız bir ayda kısmen de olsa şu an son açıklanan rakamlarda 8. sıraya düştük. Yani 8. sıradayız. Ha, bu iyimser bir durum. İşte biz bu iyimserliğin devamı için önümüzdeki 14 gün çok önemli. Yani ben şimdi ne diyeyim? Yani vatandaşımızın duyarlılığını üst düzeyde tutup bu 14 gün biz işi sıkı tutarsak bu inşallah daha da bizi iyi noktalara taşıyacak. Yoksa birkaç gündür maalesef az da olsa canımız sıkılıyor. Çünkü o 15 günlük düşüşümüz durdu diyeyim en azından. Durdu. Az da olsa tekrar artışa doğru gitmeye başladı. Bunun önüne geçmemiz lazım. Biraz rehavet mi oldu diyorsun? Yani rehavet mi diyelim, yani başka etkenler mi diyelim. İşte daha önce de sizlerle paylaştığımız biliyorsunuz. Yani bir takım bize göre sıkıntılı alanlarımız vardı. Bunları da kamuoyuyla biliyorsunuz paylaştık. Tekrar aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ama kurallar belli ya. Maske, mesafe ve hijyen. Yani bunu biz sadece toplu bulunan ortamlarda uygulamanın ötesinde artık ailelerimize de taşıyarak evde de bizim bunu hele hele dışarıdan birisi evimize geliyorsa geriye dönük temasını bilmediğimiz birisi evimize geliyorsa kesinlikle bizim bu kuralları sert bir şekilde evlerde de uygulamamız lazım. Aynen. Tamamen ailelerimize bağlı. Uzun sokak ve Maraş Caddesi'ndeki çalışmalar var. Buradaki yoğunlukta meydan parkına kaymış durumda. Burada Doğru. Meydan parkı için şu an için onunla ilgili herhangi bir özel bir kararımız yok. İşte ben de gözlemliyorum. İşte sizinle de az önce paylaştığımız bu yeni durumumuzu da göz önüne alarak
Ama şu an için farklı bir durum alacağımız bir karar yok. İşte bir takip edip bir bakacağız yani.